Evet baba. Ne yaptın çocuk? Hiç haber vermiyorsun. Nikah gününü aldınız mı? Aldık baba, aldık. Aldık. Sana bir iyi bir de kötü haberim var baba. Neymiş? İyiden başlayayım önce. Handan ufak bir kaza geçirdi, hastaneye getirdik. Şu anda durumu iyi. Kötüye gelince, yani senin için... Handan hamile değilmiş. Ne? Evet. Müstakbel gelinin sahte bir rapor alıp hepimizi kandırmış. Yani boşu boşuna aldık nikah gününü. Artık benim Handan'la bir işim kalmadı. Ben seni daha fazla tutmayayım baba. Görüşürüz. Osman baba. Nasılsın? Önemli bir şeyim yokmuş. Çıkış işlemlerim şimdi bitti. Siz de her şeyi duydunuz değil mi? Hepimizi aptal yerine koydun. Asla. Lütfen böyle düşünmeyin. Ne olur beni anlamaya çalışın. Başka çarem yoktu. Kemal elimden kayıp gidiyordu. Affedin beni ne olur. Refik gelip benle konuşsaydın. Gerçeği söyleseydin. Bu işi birlikte halledebilirdik. Yani kızmadınız mı bana? Bu seferlik gençliğine, aptallığına veriyorum bu hatanı. Ama bir daha bana yalan söylersen külahları değişiriz. Asla. Asla söylemeyeceğim Osman baba. İyi. Şimdi beni dinle. Kemal benim oğlum. Ben onu böyle sefalet içinde bir hayat sürsün diye yetiştirmedim. Onu ait olduğu yerde, evinde görmek istiyorum. Ben de her şeyi bunun için yaptım zaten. O zaman el ele vereceğiz. Ama önce sürünmesi lazım. Hiçbir aşk sefalet karşısında ayakta duramaz. Beni anlıyor musun? İnsanın karnı doymadan aşk meşk olmaz. Kemal'in bunu anlamasını sağlayacağım. Bu arada sen de boş durmayacaksın. Her ne yaparsan sana destek vereceğim, merak etme. Orada mutlu olamayacağını görecek. Biz göstereceğiz. Yemin ederim orada mutlu olamayacak Osman baba. Kemal'in evine ve bana dönmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Aferin. Yılmıyorsun. Üstelik bu kez bir yardımcımız daha var. Kimmiş? Can dostu. Berat. Dur kalkma. Kes sesini be. Senin yüzünden her şey mahvoldu. O aptal dolmuşunu doğru düzgün kullansaydın bunlar başımıza gelmeyecekti. Nikah günümü bile almıştım ben. Her şeyi mahvettin. Saçmalama Handan. Ama bu kabak sadece benim başımda patlamayacak. Sen de Bahar'ı kaybettin. Yeter be yeter. Yetmez. Sen de benim kadar suçlusun. Hamile olmadığımı biliyordun ama Kemal'e hiçbir şey söylemedin. Sence Kemal bilse bunu seni affeder mi? Hastasın kızım sen. Hasta. Efendim abi. Hadi abi gelmiyor musun? Geliyorum abi. Geliyorum. Hastasın sen. Hastaymışım. Göreceğiz bakalım kim hastaymış, kim değilmiş. İyi misin? İyiyim de hala şaşkınım. Yani inanamıyorum. Handan böyle bir şeyi nasıl yaptı? İnanmaman normal. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Ama benim asıl merak ettiğim... Bizimkiler bunun oyun olup olmadığını biliyorlar mıydı? Yok artık. Yani belli ki onları da kandırmış. Bilmiyorum. Bu olanlardan sonra aklıma her şey geliyor. Eğer onun hamile olmadığını bilip de sustularsa, bu oyuna alet oldularsa, onları bir daha asla affetmem.
Berat, her şey için çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Aa, cüzdan. Cüzdan yok. Ulan akıl mı kaldı? Bir şey düştü. Ne o? Önemli bir şey değil kardeşim ya. Niye panik yaptın o zaman? Ha? Kalpli şekilli falan bir şeydi. Necla'nın fotoğrafı mı? Ya önemli bir şey değil dedim ya. Uzatma. Ulan ne ketum adamsın ya. Neyse alırım ifadeni sonra. Hadi eyvallah. Ne var andan? Ya Berat, bak ben bugün biraz sert çıktım, farkındayım. Özür dilerim. Ama hemen konuşmamız lazım. Ya benim seninle konuşacak bir şeyim yok, anlamadın mı hala? Hala anlamıyorsun değil mi? Biz aynı taraftayız. Ya şunu söyleyip durma. Bana güven. Bak gördün, bugün seni satmadım. Suç ortağım olduğunu söylemedim. Kızım ne diyorsun sen ya, ne suç ortağı? Sakin ol. Bak bugüne kadar seni yalnız bırakmayan, seni üzmeyen tek kişi benim. Ama beni mecbur etme Berat. Eğer haline tavrına dikkat etmezsen Kemal'e her şeyi anlatırım. Elinden geleni ardına koyma anla. Elinden ne geliyorsa yap. Eğer bir şey söyleyecekse ben sana bırakmam, korkma. Kendim söylerim önce.